Şimdi devam edeceğiz. Pençe Hı. kilit harekatı ile ilgili detayları aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi yukarıda bir yorum vardı. O dikkatimi çekti. Ha, Suat Gürbüz demiş ki sözde Amiral Türker Ertürk'ün saçmalıkları vatana ihanet boyutuna ulaş. Şimdi ne bu mesele? Şimdi Cengiz abi de yazmış altta. Sınır namus diye bir ara boş propaganda yapan CHP'nin kanalında üst bölgelerimize saldıran emekli amiral generaller var. Bu ne iştir demiş. Şimdi Türker Ertürk dün akşam yayında diyor ki Halk Ben TV'ye izlemedim. Onu katılarak. çok izlememeye çalışıyorum çünkü Ben de çok izlemiyorum da gereksiz bir sabah iddia işte olduğunu şeyini düşünüyorum. gördüm. Tepkileri gördüm sabah o şeye yönelik. Türker Ertürk'ü biliyorsun malum ben anlatmayayım. Ben zamanında çok anlattım Türker Ya. Ertürk'ü. Birebir de tanıdığım için. Neyse. Türker Ertürk dün akşam diyor ki ya bu arada Türker Ertürk bir amiral. Yani denizci bu adam. Tamam, anlamaz bu işlerden. Üst bölgesi falan filan anlamaz o işlerden. Onu söyleyeyim açık Yani. ve net. Bölgeyi de görmemiştir adım kadar eminim. Yani. Bölgeden haberi falan filan yoktur onun. Ya yok ya. Bak şimdi bu teknik olarak böyle zaten. Ya bu adam amiral kardeşim. Bu adam denizlerde falan görev yapmış. Tamam, Yani. yaptığı yerler de belli. Ne anlar Yani. Hakkari'den bilmem nereden, Beytüşşebap'tan, işte Zara, şey, Gara'dan bilmem nereden. Metin'den, Ya Adana'dan falan filan. orada Haritada belki görmüştür. Şimdi neyse. şatapat patlasa silah zanneder ya Ya şöyle söyleyeyim. Hakkari'den Hani gizli. senden fazla bilmez öyle söyleyeyim. O kadar da iddialıyım. Ya görüntü de şu işte. Şimdi bu aşağıdaki de başka bir şey söylüyor. Bu Umut Akdoğan da Evet, başka bir şey onu söylüyor. gördüm. O da ayrı bir skandal. Şimdi Türker Ertürk dün akşam diyor ya kardeşim buralar diyor güvensiz yerler, sağlam yerler değil bu üst bölgeleri. Zaten gereksiz hiçbir işe de yaramıyor. Buraları derhal boşaltalım. E abi hakikaten hani hudut namustu falan ne oldu? Şimdi bunun üzerine İsmail Hakkı Pekin yayına bağlanıyor ve çok sert tepki gösteriyor. Kardeşim 300 kilometre Haklı. orada hudut hattı var. Orası bizim hududumuz orada olmak zorundayız. Orayı boşaltamayız diye anlatıyor İsmail Hakkı Paşa. Doğrusunu. Şimdi soru şu, demin Cengiz abinin sorduğu soru Cengiz abi. Ya kardeşim hani hudut namus? Türker Ertürk Ya sen bunlar ne için diyorsun? namus falan değil hudut. Türker Ertürk sen ne diyorsun diyen yok. Üst bölgelerini boşaltalım. E, tamam boşaltalım. Bak ben hemen sorayım o zaman. Sana sorayım. Türker Ertürk anlamaz çünkü. Kardeşim biz bu üst bölgeleri boşalttık farz et. Sen şimdi rakam verdin ya az önce. Biz Metehan Demir'le de bunu zamanında çok konuştuk. O da biliyorsun bu konulara hakimdir. 40 kadar daimi değil mi? Daimi. Tabii. Bunun işte 4-5 katı da geçici üst denen ve onların ileri Yani emniyetleri ileri falan filan. emniyet karakolları falan filan. Daha az Bölgelerdeyiz. askerle. Aynen öyle. Bölgelerdeyiz. Bu bize ne sağladı? Alan hakimiyeti sağladı. Ne sağladı? Tabii. Terör örgütünün geçişlerini engelliyoruz. Yurt içinde eylem yapmaları mümkün olmuyor artık. Onun dışında ne sağladı? Köşeye sıkıştılar falan. Bunları daha önce konuştuk. Peki Türker Amiralim, boşaltalım biz buraları. Kim gelecek orayı dolduracak zannediyorsun sen? Kim gelecek Ceyhun? Ben bilmiyorum. PKK'lı teröristler gelecek. Ya bunu Ve bilmiyor mu Türker bu amiral? Ertürk Bu her bir amiral bilmiyor mu? vatandaşımız biliyor biliyor abi bu PKK yanlısı ya PKK şimdi beni konuşturacaksın. Bu herif PKK sempatizanı ya. PYD sınırımızda olsun diyen heriften Türk ordusuna amiral mi olur abi? Bu terör sempatizanı ya bu adam. Bu adamlara Selahattin Demirtaş neyse bu da o. Aynı zihniyet. Bu hariflerden ya Türkiye hakikaten çok direkten dönmüş bu heriflerin ne olduğu belli ya. Bunlar bak senle benle bak bunlar Türk düşmanı. Bunlar Türk düşmanı. Bu herif PKK PYD sempatizanı. Bu heriften ya bunun maaşının falan kesilmesi lazım. Bunun şeyi rütbesini düşürülmesi lazım ya. İndirilmesi lazım. Er bile olmaz. Türk ordusunun eri şereflidir. Bunu atacaksın ya. PKK terör örgütünün propagandasını yapan adam. Bu PKK propagandası değil mi abi? PKK diyor Tabii. üstlerini o bölgeleri boşaltsınlar. PKK'nın siyasi ayağı söylüyor. Sürekli biz terör örgütünün yayın organlarını takip ediyoruz. En büyük rahatsızlık duydukları şey oradaki üst bölgelerimiz. Çünkü niye orada hareket edemiyorlar? PKK'nın talebini Halk TV'de dile getiriyor ya. Bu PKK'nın sözcüsü bu herif ya. Yani Karayılan oradan sözcülük yapıyor, konuşuyor. Türker Ertürk buradan konuşuyor. HDP'ye gerek yok, biz söylüyorduk. Bunlar varken HDP'ye ne gerek var? Bunlar varken HDP'ye falan gerek yok. Bunlar PKK sözcülüğü yapıyorlar, PYD sözcülüğü yapıyorlar. Cengiz abi doğru söylüyor. Yani bunlar için hudut namus falan meselesi değil. Mesele şu. Türkiye'de iktidarı yıkacaksak, mantıkları o. PKK ile de işbirliği yaparız. FETÖ ile de işbirliği yaparız. DAEŞ ile de işbirliği yaparız. Bunların hepsiyle işbirliği yaparız. Şu an Türker Ertürk PKK terör örgütünün sözcüsüdür. Bir daha tekrarlıyorum. Ne yapıyorsa yapsın. Dava mava açıyorsa da açsın. Türker Ertürk PKK terör örgütünün sözcüsüdür. Çünkü aynı talebi PKK dile getiriyor. Türkiye üst bölgelerinden çıksın gitsin. Bu coğrafyadan çıksın gitsin istiyor.
Niye? Oraya yerleşecek, yeniden saldırılar yapacak. Onlar Türker Ertürk, Aktütün gibi, Dağlıca gibi saldırıların yeniden yaşanmasını istiyor. Askerlerimizin, vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesini, şehit olmasını istiyor. Türker Ertürk bunu istiyor. Oraları boşaltmamız demek bu anlama gelir. Biz oraları boşalttığımız anda PKK terör örgütünü tekrardan yurt içinde görmemiz anlamına gelir. Ama bak bunu da söyleyeyim. Bilmemesi mümkün değil. Bak bu cahillikten konu yani evet ne anlarsın sen Irak'ın kuzeyindeki o dağlık bölgedeki operasyondan bir şey anlamaz. Evet. Sen git denizcilikle ilgili konuş. Hoş onunla ilgili de konuşunca da saçmalıyor. O ayrı mesele de. Yani Orası öyle, doğru. gerçek komutanlar da bilgilendirmeler yapıyorlar zaten. Gerçek komutanlarımız, denizcilerimiz, emeklisi falan gerekli bilgilendirmeler yapıyorlar. Onunla ilgili de konuşması da zararlı da. Hani onunla ilgili konuşsa deriz ki karşısında bir tez de çıkarız. Ya bunun boyutunu geçtim. Ya bilmemesi boyutunu geçtim. Ama şunu bilmemesi mümkün değil. Bak şunu bilmemesi mümkün değil. Türkiye ileride karşılayarak terörü durdurdu. Ha demek ki Türker Ertürk bunu biliyorsa ve buna rağmen bunu söylüyorsa PKK terör örgütünün sözcülüğünü Evet. yapmaktadır. Yani Peki. Halk TV'de de alta emekli amiral yazmasınlar PKK terör örgütünün sözcüsü Türker Ertürk diye yazsın.